Şehir ormanı, 4 bar ormanı, 5 mesire yeri kurduk. Orman köylerinde yaşayan 1470 aileye 10 milyon TL ferdi proje kredisi ve hibe desteği sağladık. 9 otomatik orman teşkilatını artık dedi ki, orman teşkilatı orman köylerin hasmı değil, kısım olacak. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak dedik. Ve biz diyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımız da aynen şunu söylüyor. Her şey millet için düsturuyla başladık ve insanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesiyle özellikle artık orman köylerine büyük destek veriyoruz. Buradaki köylerin çoğu zaten orman köylüsü. Ne yapacağız? Orköy kredileri, gelir getirici tür, 3 yıl dikeceğiz ormana. Ne istiyorsanız, ceviz, badem, fıstık, çama vesaire ne istiyorsanız, kestane, ıhlamur, 3 yıl bakımı, masrafları, dikimi bize ait. Geliri 49 yıl vatandaşa ait olacak. Böylece böyle bir imkan. Ayrıca koyuncuk yapmak isteyen 30 koyun veriyoruz. Ve diğer bir süs sığırcılığı yapmak isteyene sığır. Ve nasıl arıcılık yapmak isteyenlere burada sevgili kardeşlerim haberiniz olsun. Muhteşem bir arıcılık projesi başladı. Öyle ki artık arıcılıktan biz Orman Su İşleri Bakanlığı destek veriyor. %20'si ben parası yoksa para veriyoruz. %80'i de faizsiz kredi olarak veriyoruz. Tamam mı? Yani büyük bir imkan. Yeri yoksa ormanda yer veriyoruz. Yol yoksa yolunu yapıyoruz. Arası yoksa kovalı arasını veriyoruz. Yani inşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Gelmeyenler orada merasını işler. Hazır mıyız? Artık bu tesislerin 106 milyon liralık yatırım temel atmaya hazır mıyız? 15'teyiz. Hazır. O zaman ya Allah ismi artırınıza toplam dolu tesis 106 milyon TL yatırımlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yenisi yok galiba. Kimin? Eski teknoloji dediniz ya. Teknoloji de yenisi yok diyorum efendim. Sayın eski talebem ya. Evet. Sayın Bakanım, kesinlikle. Baraj gövdesi su tutmaya başladığında üstten geçen yolda bir tehlike olacak mı efendim? Yok, tehlike olmaz. Heyelan, bayağı bir heyelan söz konusu bölgede. Ona tedbirler oldu. Baksana şu parçalar görüyorsun. Ona göre karayolları iki tane tünel var Sayın Bakanım. Tünelin çoğunda tünelde geçiyoruz. Bir tanesi sulamaya vermek için. Hem sulama amaçlı hem enerji amaçlı. Buranı bu barajdan bahsediyor. Barajda hem enerji üreteceğiz hem de sulama. Belki bu bütün Bartın'ın mümkün toprakları buradan sulanacak. Ayrıca taşkını da önleyecek. Bu çok önemli. Taşkın koruma 3 maksadı var burada. O bakımdan 3 maksadı geçebilecek. Evet, hayırlı olsun. Güzel olmuş. Tebrik ederiz. Efendim, sağ olun. İnşallah. Sayesinde. Türkiye'nin su durumu... Yasin Yaman. İyi abi. Selamünaleyküm. Arvan abi seni.